ahşap bu tepside hangi teknikler kullanılır, nasıl boyama yapılır, transfer nasıl yapıştırılır, incileme nasıl yapılır, onları göstereceğim. Mesela ahşap tepsiye metalik boya nasıl uygulanır, onları tek tek size göstereceğiz bugün. Malzemeleri tanıtayım. Bugün hangi malzemeler kullanacağız, onları tek tek size göstereyim. Bugün akrilik mavi boyayla tepsimi boyayacağım. Öğrencim de ilk başta astar boyayı sizden önce atmıştık programdan önce. Ki metalik boyayı ona nasıl uygulayabiliriz, onları size anlatmak için metalik boya seçtik. Vernik işlememiz, dekobajımız, bir de tepsimiz. İlk aşama geçen programda da anlattığım gibi boyayı iyice karıştırmamız lazım ilk başta. Boyayı ezmemiz lazım, top top oluyor. Sonra yine fırçayı tek yöne kullanacağım, fırça izi kalmasın diye. Genellikle bayanlar o hatayı çok yapıyorlar. Elimdeki tepsi için 60 mil boya gider. Ki o da genellikle malzeme satan yerlerde 60 millik boyalar da var. Ama genellikle ilk bu işi yapanlar 120 mil boyayı bitiriyorlar. Çünkü fırça izi çok bıraktıkları için. Ben mesela şu anda ahşabı boyarken şuna dikkat ediyorum. Boyayı tek yöne yapıyorum. Ve boyarken de yan tarafı sıçradığı için orayı da düzeltiyorum fırçamla. Bu çok önemli bir detay. Fırça izi kalmaması için önem göstermemiz lazım. Fırça izi objemde kalırsa çirkin bir görünüm ortaya çıkar. Bunu boyarken bir de Ayşe ablam mesela şu anda bugün incileme tekniği yapıyor. Şimdi boyama yaparken bir de diğer arkadaşlar astar boya atıyorlar metalik boya uygulamak için. Bakalım onlar hangi aşamadalar. Yurdanur abla sen hangi aşamadasın şu anda? Hocam da biraz önce değindi zaten. Ahşap boyanın astarını yapıyorum ben. Fırçanın tek yönü böyle yapmamız lazım. Mesela şöyle göstereyim. Mesela ben objeyi boyadığım zaman şöyle yapıp burada bitirmem lazım. Bir daha boya vurduğum zaman alttan gelmem lazım. Şöyle yağ yapmamam lazım. Bayanlar şu hatayı da yapıyorlar. Transferlerin üstünde genelde şeffaf bir poşet oluyor. Bu poşeti çıkartmadan direkt buna objeyi yapıştırıyorlar. O zaman desen üstte çıkıyor görüyorsun değil mi? Yani burada bastırmak daha önemli. Tabii bastıracaksın. Su da bastırma da çok önemli burada. Hocam ben de anlayacaksın zaten. Tabii getir. Getir yapalım. Tamam. Şimdi ben bunu çıkartırken elimle bastıra bastıra deseni çıkartıyorum. Bunu tutup çekmiyorum. Eğer tutup çekersen dediğim gibi desen de kağıda yapışır, tepsiye yapışmaz. Bastıra bastıra. Yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela tutup çekmeyin. Şöyle dekobajı yapıştırdıktan sonra zıt renkler. Birebir aynı renkleri kullanmadım. Eğer birebir aynı renkleri kullanmış olsaydım bu istediğiniz gibi sonuç elde edemezdim. Transfer yapıştırma kuruduktan sonra şimdi vernikleme işlemini yapacağım. Ama vernikleme işlemini yaptığım zaman sim biraz dökeceğim. Onun da tekniğini göstereyim size. Onu da şey yapayım dedim. Hani evde belki tepsileri simlemek isteyenler de olabilir. Bu tekniği de göstereyim onlara. Vernikleme işlemi bittikten sonra kurumaya bıraktım.
yine anlatayım neler yaptığımı. Objemi güzelce boyadım. Transferimi yapıştırdım. Transferimi yapıştırdıktan sonra vernikleme ve simli tamamlamasını yaptım. Kanal 23 ekranlarından merhabalar sevgili seyirciler. El Emeği Göz Nuru programına hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi'nde bu hafta ben Fatma Aydemir ve grubum sizlerle beraber olacağız. Ve filografi nedir, filografinin yapım aşamalarıyla ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Burada 16 kişilik bir grubum var. Buradaki grubuma filografi dersi vermekteyim. Şimdi burada da sesleri duyuyorsunuzdur. Buradaki arkadaşlarım şu anda örüm tekniğinde ve farklı tekniklerle örüm yapmaktalar. Sizlere besmelenin yapımından başlayacağız. Çizim aşamaları için neler gerekiyor? Öncelikle onları söylemek istiyorum. Filografi tel ve çivi sanatıdır. Telin ve çivinin buluşmasıdır. Tel ve çivinin buluşmasıyla farklı teknikler elde ederek evlerimizin köşesini süsleyen çeşitli ürünler, tablolar, aynalar, bizim yaratıcılığımızı kullanarak birçok ürün çıkarabiliriz. Bunlar da evimizin herhangi bir köşesinde kullanarak süslemelerde ve dekoratif olarak kullanıyoruz. Bugün sizlere besmele ile başlayacağım. Burada da gördüğünüz gibi besmelemizin bitmiş bir tablomuz var. Burada tel ve çiviler kullanılarak tahta üzerine çeşitli teknikler kullanılarak yaptığımız ürünümüz bu da. Besmele'nin aşamaları öncelikle tahtamızın ölçümünü alıyoruz. Ölçümüzü aldıktan sonra tahtamızı kestiriyoruz. Kumaşımızı kestiriyoruz. Kumaşları tahta üzerine gerdirerek geçirdikten sonra çizimimizi tahtanın kumaşın üzerine geçirdikten sonra çakıma başlıyoruz. Çakımımız hemen hemen bir hafta kadar bir süremizi almakta. Bu çakımı bittikten sonra üstünde istediğimiz renkte tellerimiz var. Bu kişinin zevkine bağlı. Bu tellerle örmeye devam ediyoruz. Örmemiz alt örgü, güneş döngüsü, teğet ve verevden oluşmaktadır. Bu teknikleri kullanarak farklı ürünler üretebiliriz. Genel olarak bir filografiyi yaparken bizim için gerekli olan malzemeler öncelikle tahtamız var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Tahtamız. Bir besmelenin yapımında gerekli olan malzememiz öncelikle tahtamız var. Kumaşımız. Bu kumaşımız istersek kumaş kullanırız, istersek deri kumaş kullanırız. Bu kişinin zevkine göre değişebilir. Bu tahtamızı boyayıp üzerine de geçirebiliriz. Besmele de bir kumaşım var. Kadife kumaşım var. Kadife kumaşı kullanacağım. Onun için gerekli olan malzemelerim tornavida, çekiç, bızım var. Karga burnu var.
istediğimiz renkte tellerimiz var. Her çeşit telimiz var. İstediğimiz renkte kullanabiliriz. Bizim için en önemlisi çakma aparatımız. Bu çakma aparatı çivilerin aralıklarını dengeleyerek yükseklik, alçaklık ve ara boşluklarını dengeleyen bir aparat bu. Bu olmazsa olmazlarımızdan. Ve özellikle bizim çizimimiz var. Çizimlerimizi genelde parşömen kağıtlarına geçirip ondan sonra tahtaya geçiriyoruz. Bunu aşama aşama sizlere göstereceğiz. Öncelikle desenimizi kağıda çiziyoruz. Düzgün bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Çizimin düzgün olması, pürüzsüz olması bizim için çok önemli. Sizlere ilk olarak çizimimi hazırlamakla başlıyorum. Öncelikle çizim kağıdımızı besmelemizi hangi boyutta istiyorsak o boyuta göre çizim kağıdımızı, parşömen kağıdımızı ayarlayıp çizimimizi ortalayıp, şurada da gördüğünüz gibi ortalayıp ondan sonra üstüne geçirip ve çizimimizin kesinlikle kaymaması gerekiyor. Kaymaması için de mutlaka çizimimizi iğnelememiz gerekiyor. Tekrar göstermek istiyorum. Çizimimizi sabitlememiz çok önemli bizim için. Çizimimizin düzgün olabilmesi için. Ve şimdi çizimimize geçiyoruz. Çizimimizi yaparken çizimimizin kesinlikle kaymaması gerekiyor. Çizimimizin düzgün olması gerekiyor. Bu noktalara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, biz çizimi nereden bulabiliriz diye düşünüyorsanız çizimlerimiz Ozalitçi'den öncelikle internet üzerinden belirli bir desen ayarlıyoruz. O desenleri Ozalitçi'ye giderek çıkartıp getirip çizip çıkarabiliriz.
Evet, çizimimiz şu anda hazır. Bu çizimimizi şimdi tahtaya geçirmekle başlıyoruz. Bu çizimimiz kişinin el becerisine bağlı. Eğer düzgün bir çizim istiyorsanız acele etmemek gerekiyor. Süre bizim için önemli değil. Önemli olan güzel bir ürün çıkarmak. Çizim evde yaparsanız güzel bir çizim için en az bir 5 veya 10 dakikanızı kesinlikle ayırmanız gerekiyor. Bu çizim yaklaşık güzel bir çizim istiyorsanız bu çizim yaklaşık düzeltmesiyle beraber bir yarım saatimizi alır. Özellikle çizim yaparken yerinin düzgün olması gerekiyor. Masanın ve yapacağı yerin çok uygun olması gerekiyor. Ve parşömen kağıdının kesinlikle ve kesinlikle düzgün olması gerekiyor. Yaptığı zaman iğnelenmesi var. İğnelendiği zaman da o çizimin kaymaması gerekiyor. Kaydığı zaman yeniden baştan farklı bir kağıtta başlaması gerekiyor. Çizimimiz de bittikten sonra şimdi tahtamızı hazırlama aşamasına geçiyoruz. Kullanacağımız tahtanın boyutunu kullandığımız desene göre ayarlıyoruz ama kesinlikle kenarlardan boşluklar bırakarak yerleştiriyoruz desenimizi. Öncelikle tahtamızı hazırlama aşamasına geçiyoruz. Bir tahtayı açayım. Ben desenimi 40'a 80 bir tahtanın üzerine geçirerek başlayacağım. Kumaşımızı da birer santim kenarlardan dışa doğru gelecek şekilde kestik. Şurada da size göstermek istiyorum. Kumaşı tahtaya geçirmek çok önemli. Kumaşımızı kesinlikle gerdirerek geçiriyoruz. Şöyle. Yardım alarak yaptığınız zaman o ürününüzün pürüzsüz ve güzel olmasını daha iyi sağlarsınız. Tabii ki tek başınıza da yapabilirsiniz ama yeni başlama aşamasındaysanız mutlaka tahtanızın kumaşı tahtaya geçirirken yardım almadan yapmayın. Çünkü tahtanın kumaşı tahtaya geçirirken kaymaması için yardım alın diyorum. Gerginlik, kumaşı gerdirmemiz bizim için çok önemli. Kumaşın buruşmaması lazım, büzülmemesi lazım ve tahtaya tamamen üstünde düzgün olması gerekiyor. Ki deseni geçirirken ve çakarken o kumaşın düzgün ve pürüzsüz durmasını sağlamamız için. Burada arkadaşım Melat Hanım'la beraber kumaşımızı gerdirerek hazır duruma getirmeye çalışacağız sizler için. Yapacağınız desen çivilerini de siz kendi isteğinize göre ayarlıyorsunuz. Altın sarısı çivimiz var, gümüş renginde çivimiz var. Biz altın sarısı çivilerle etrafını çakmaya başlıyoruz. Öncelikle ortadan başlıyoruz. Ortadan başlamamızın sebebi kumaşı öncelikle tutturmamız gerekiyor kaymaması için. Thank you.
Bitti. Şöyle de göstereyim. Çaktıktan sonra, kumaşınızı çaktıktan sonra, elinizi böyle sürdükten sonra potluk, genişlik, buruşma yoksa o tahtanız hazır durumdadır. Ve şimdi tahtamızın arkasını gösteriyorum size. Bu tahtanın arkasını hazır, düzgün dursun diye sizler için hazırlayacağız. Bunun için bizim için gerekli olan malzememiz koli bandımız ve makasımız. Köşeleri çekerek şimdi kumaşımızın köşe kısımlarını hazırlamaya geçiyoruz tahtamızı. Tahtamızı hazırlarken şu köşelerini makas yardımıyla kesiyoruz ve bu duruma getiriyoruz. Kesme işlemimiz bittikten sonra koli bandıyla kenarlarını sabitleme işlemine geçiyoruz. Tahtamız şu anda desen geçirilmeye hazır durumda. Gösteriyorum. Ve şimdi gördüğünüz desenimizi kağıt üzerine tahtamızın üzerine geçiriyoruz. Geçirirken deseniniz kesinlikle düzgün olması gerekiyor ve cetvel yardımıyla ara boşluklarını eşit durumda mı onu kontrol ediyoruz. Alttan, üstten ve kenardan. Desenimiz şu anda hazır. Elimizi ortaya basalım. Tekrar koli bandı yardımıyla desenimizi düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Deseni geçirirken de kumaşı gerdirdiğimiz gibi, çektiğimiz gibi bu kağıdımızı da aynı şekilde, aynı işlemle çekerek
bant yardımıyla sabitliyoruz. Şöyle bantımızı çekerek arka tarafa geçirerek sabitliyoruz. Önce ortak ısımlardan başlayarak bunu da aynı şekilde çekerek kısımlarından başlayarak gördüğünüz gibi bantımı önce kağıda yapıştırarak sonra çekerek arkaya doğru sabitliyorum. Burada da gördüğünüz gibi hafif bir buruşma var. O buruşmayı kesinlikle düzeltmem gerekiyor. Bu da ancak bant yardımıyla olur. Sizin de gördüğünüz gibi güzel. Şu anda gördüğünüz gibi desenimiz, tahtamız çakılmaya hazır bir durumda. Kağıt üzerine çakarak gidiyoruz. Ve şimdi çakma işlemine geçebiliriz. Çakma işlemine geçerken programın başında da size anlattığım aparatım bu. Çakma aparatımız. Bu çakma aparatımız çivinin yüksekliğini ve aralığını ayarlamada bize gerekli olan bir aparat. Burada da gördüğünüz gibi bunlar da sarı çiviyle çakmamıza devam ediyoruz. Çivilemede dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de çivilerimizin yüksek veya alçak olmaması gerekiyor. Çok çakarsak tablonun arkasında çivilerimiz tahriş oluyor, çıkıyor. O da bizim istemediğimiz bir şey. Ya da aralığına dikkat etmediğimiz zaman, açık veya dar olduğu zaman o da örümde bize sıkıntı çıkaracağı için kesinlikle ve kesinlikle çivilerimizin aralıklarına, alçaklık ve yüksekliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da size uygulamalı olarak göstereceğim. Aparatımızla girintilere, çıkıntılara dikkat ederek, döndürerek çakma işlemimize devam ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi göstermek istiyorum sizlere. Bu da arayı eşitlemek için olması gereken
aparatlarımızdan bir tanesi. Bunu kullanarak arayı eşit duruma getiriyoruz arada. Burada da gördüğünüz gibi aparatımı kullanırken çivinin hemen aparatın üzerinden eşit duruma geldiği gibi çakma işlemini bırakıyoruz. Çakma işleminde genelde çok acele edenler oluyor. Kesinlikle acele edildiği zaman hani bitsin demeyeceğiz. Bu çok zorlu bir sanattır. Sabır isteyen bir sanattır. Kesinlikle sabırlı olmamız gerekiyor ve güzel bir ürünün özellikle çıkmasını istiyorsanız %50 bu sanatta çivi çok önemli. Çivinin çakımı bizler için çok önemli. Tornavidamızla hafif dokunuşlar yaparak düzeltimlerimizi de yapıyoruz. Ve çizgiden ilerlemeye dikkat ediyoruz. Bu aparatta şurada da göstermek istiyorum çiviyi yerleştirerek. Şu orta kısma çivimi yerleştirdikten sonra şurada da gördüğünüz gibi bir yer var. O yeri de diğer çiviye sabitleyerek çakıyoruz. Şimdi çiviye çakmaya başladık. Her şeyimiz hazır. Makbule ablama bırakıyorum. Çakmaya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Asma bize kursumuzu duyup bize başvuruda bulundu. Kendisi Suriye'den buraya bizim ülkemize yerleşen bir arkadaşımız. Çok başarılı bir arkadaşımız. Arkadaşlarında duyarak buraya geldi. Asmacığım ne yapıyorsun şimdi şu anda? Türk bayrağı yapıyorum. Burası bitirmişim. Burası size soracağım hocam. Burayı kendi arasında doldurup kapattıktan sonra
Sonra şurayı dolduracağız. Tamam. Kendi arasında dolduruyoruz. Tamam hocam. Ben Esma, Suriye'den geldim. Türkiye'ye, İlazığ'a geldim. Arkadaşım iş arıyordum. Arkadaşım bana çağırdı buraya. Beraber buraya geldik. Çok güzel bir işti. Çok beğendim. Bu kadar yani. İsmim Esen Kırgel, 49 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim, 3 çocuğumu da büyüttüm, üniversiteyi bitirdiler, ikisi evli. 6 yaşında bir torunum var, evde fazlaca bir zamanım oluyordu. 2 yıl önce bu sanatı Ayhan Güneş Beyefendi'nin Park 23'te sergisini gezerek aşık olduğum bir el sanatı oldu. Çok beğenmiştim, araştırdım, burayı buldum. İlk etap biraz yapıp yapamayacağımız açısından azıcık bir gözümüz korkmuştu ama şu an hepimiz arkadaşlar çok severek yapıyoruz. Tavsiye ederim. Gerçekten kafayı boşaltan bir sanatı. Herkese tavsiye ederim. Şu an Arap kızlarını yapıyorum. Müdür Bey'in isteğiyle. Arap kızlarını özellikle istedi, seviyordu. Çivi çakma şeyim bitti. Şu an sarma aşamasındayım. Şu an alt örgüsünü yapıyorum. Şu an ayaklarındayım. Alt örgüsünü bitirdim ayakların. Üst sarma işlemindeyim. Teğet yapıyoruz. Aşama aşama gideceğiz. Benimki birazcık fazla karma ve karışık renk olayı olacağı için hoca hanımdan yardım alacağım ara ara. Çünkü bu işte yeni izleniz. Aşama aşama soracağım. İlk yaptığım orada Beşiktaş tablom var. Daha sonra Allah lafzını şu yukarıda yaptım. Bu üçüncü tablo. Burada arkadaşımız Arap kızları şu anda yapıyor. Arap kızlarda renklerin ön planda olarak farklı teknikler kullanarak bu tablomuzu yapacağız. Bu tablomuzda öncelikle alt örgüyle başlayacağız burada. Sonra güneş döngümüz var bu tablomuzda. Teğet var, verev var. Hemen hemen bütün tekniklerimiz bu tablomuzda mevcut. Bunları yaparak hazır bir duruma getireceğiz inşallah. Burada da arkadaşımız tablomuzun çivilerini bitirmiş. Şu an sarım aşamasına geçti alt örgülerde. Çivilerimiz, arkadaşımız gerçekten çok başarılı. Aslında bütün arkadaşlarım çok başarılı. Ev hanımlarımızın el yatkınlığı olarak başta beklemediğim bir performansla karşılaştım onlarla. Gerçekten çivi çakımı olsun, çizimler olsun, örümleri olsun. Hemen hemen kusursuz bir şekilde ilerleyebiliyorlar diyebilirim. Burada da Esen Hanım'ın yaptığı gibi alt örgüyü yapmış, çivileri çakmış. Yani ufak tefek evet çivilerde bir şeyliğimiz var ama onu da düzelttikten sonra inanıyorum ki çok güzel bir şekilde bu sanatı öğrenerek buradan ayrılacaktır. Ben ilk defa böyle bir el sanatlarına başvurdum. Filografiyi hiç bilmiyordum. Yeni tanıdım. İlk önce hani çok zorlanırım falan diye düşündüm. Ama elimize aldığımız zaman gerçekten hocamızın da motive etmesiyle işimiz daha kolaylaşıyor. Bu benim yaptığım ikinci tablo oluyor. Bir defa hocam da dedi ki farklı bir şey yapalım. Tablomuza biraz renk katalım. Normalde genelde hep kumaşın üzerine yapıyoruz. Ama İşte tahtamızı boyadık hocamızla beraber. Farklı bir şey çıkardık. Ben de çok beğendim. Öyle söyleyeyim. Hocamız herhalde çok beğendi. Evet, çok güzel. Burada arkadaşımıza farklı bir teknikle başladık biz. Önce boyama işlemiyle yaptık. Tahtamızı güzel bir boyadık. İki renk boyamızla, akrilik boyamızla boyadık. Sonra özel bir tarağımız vardı. O tarakla desenler oluşturduk. O desenler üzerine bir kelebek deseni yaptık. Yani bunun daha güzel olabileceğini düşündük. Ve rengarenk olsun istedik. Özellikle çocuklarımızın odası da rengarenk döşeyerek daha güzel bir şekilde
güzel bir duruma getirmek istedik. Burada da arkadaşımız güneş döngüsü, teğet ve veref, 3 teknik de burada var. Bunları kullanmış. Arkadaşımız da başarılı ama yaparken mutlaka ve mutlaka dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de renklerimiz, renkli ipliklerimiz var. Renkli ipliklerin kesinlikle çok nazik bir şekilde örmemiz gerekiyor. Çünkü iplerde soyulma olduğu zaman direkt onlar göze çarpıyor. Bu hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor.